Allah'ın verip bereketlerini, Cenab-ı Allah bereketini verir. Bunun adına Nazlı koyduk. Sen Nazlı mısın? Nazlısın, Nazlı. Torunlarımızın yerine bunu severiz. Torunlarımız Almanya'da. Öyle mi? Çal köyünden Bedin Samaz. Recep oğlu. Bunu babamın zamanında yaptık ama ondan sonra kulübe dayadım var. Kulübe dayadıktan sonra döndüm işte bu mallarla ilgilenmeye, yani yaş 60 olunca ondan sonra döndüm buna. Bu yanımdaki arkadaş komşumun, yani benim yeğenim olur. Bizim künumuz yazın. Küçük ay terday. Mart sanayini Nisan'dan sonra bizim rahatlığımız başlar. Ondan sonra kuzusunu satarsın, koyununu satarsın, şuydu buydu, ondan sonra inersin kışa. Bu Sevulu bir hayvan.
Ama yem şartları olduğu için, pahalı olduğu için ister istemez insanda bir soğukluk oluyor. Kalır olmadıktan sonra gider çok oluyor. Çok olduktan sonra altına kalkamıyorsun. Kalkamadığında hep borç üstüne borç, borç üstüne borç. O zaman da dönüşemiyorsun. Büyüklerimizden yani bu çiftçiyi ezmemek için onlardan yardım bekliyoruz yani. Ekmeği bayat diye alırız. Köpeklerime aynı abone veririm. Yapamayalım bunlara burada. Gel. En yaşlı köpeğim de bu. Bu nazar alması. Bu malımın külü. Asas büyük köpeğim evde. Hani onu bile şey etmeyelim. Bu biraz eli ahter sonu. O zaman tuttuğu zaman ufak köpekleri poğalıyorlar. Poğadımit o zaman olma yani. Şikayet ederler beni diye. Onu meşgul eve götürdüm. O yok burada. Bu şimdi tondu. Bunu şimdi boşaltmam lazım. Yeniden su koyup hayvanların içmesi için. Asas köpeğim burada. Gel gel onu çekeceğim. Yemedi mi? 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 Bu akşi köpeğim bu. Anladın mı? Gel akşi köpeğim bu. Yok bir şey yok. O talma talma. Oynayacaksan onunla. Oynayacaksan onunla. Burada ne şey insanlar var idi, hep rahmetli öldü gittiler yani. Şimdi işsiz, evler işsiz. Aferin merak çok değil, onu da yapacağım. Eskiden çok daha güzeldi, çok daha samimiydi her şey. Şimdi öyle değil, şimdi eski güzellikler, eski sohbetler onlar bitti yani. Az da dalıyorsun yani. Şimdi bu hayatta eşinle birlik beraber olup birlikte çalışmak, çocuklarını okutup adam etmek o insana huzur veriyor. Malcılık mı? Onu da eşinle yaptığın zaman tarlaya, bağ bahçeye eşinle gittiğin zaman, çocukların gittiğin zaman çocuklarınla o insana huzur veriyor. O zaman yapamayacak olduğun iş yoktur. Bir kuşun çıvıldısı, bir kuzunun meleğişi, bir köpeğin sana koşup gelişi sana huzur veriyor. Zaten onları sevmezsen sen onları bakamazsın. 6-7 tane köpeğimiz var. Koyunlarımız, kecilerimiz. Onların sana yaklaşmasından, sen onları yedirmesinden huzur duyuyorsun, huzur alıyorsun yani. Yıldız, gel, gel bak, gel, gel bak, gel, 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 gel.
Yıldız, yıldızsın sen, yıldız. Bak. Burada hep yalnız kaldık. Evde hep yaşlılar kaldı. Çocuklar yok, torunlar yok. İşte tatillerde gelse geliyorlar, gelmese bayramdan bayrama. Şimdi yalnızlık arttı, hastalıklarımız arttı. Böyle yani. Allah bu günleri de arattırmasın ama. Zor, zor, şimdi zor. Geç. Şeyim, Allah nerede buğday adaymoları? O bitti. Hiç mi yok? Okuyamadım. O yüzden ben çocuklarımın okumasını istedim. Eşimin yardımıyla, hayvanlarımla, günlükçülük ederek, çalışarak, çırpınarak. İki öğretmen kızım var. Oğlum sağ olsun her işi yapıyor. Almanya'ya bile gitti. Zorlan, şerlan, eşimle birlikte. O para kazandı. Ben idare ettim. Eşim Dışişleri Bakanı, ben İçişleri Bakanı olarak. Gel, gel. Ekmek nereye? Çocuklar oraya. Köyler çok garip, çok kimsesiz, sessiz. Huzur var ama öyle huzur istemiyoruz. Gençlerimiz toplansın gelsin. Pahalılık olmasa belki hayvancılık ard ard tarıma bir destek devletimiz verse belki yine gençler gelir. Yani burada yine kalabalık oluruz. İyi olurdu yani. Biz de yalnız kalmazdık. Galisa, gel. Niye duruyorsun orada? Üşüdün mü? Kaç gel, hadi gel, hadi gel. Gel. Yayla daha rahat oluyor. Güzellik. Yaylaya çıkıyorsun. Çiçekler, manzara. Bir piknik yapıyorsun. Risafaya çıkıyorsun. Dernekler oluyor. Derneklere katılıyoruz. Şenliklerde, derneklerde horon oynamadan olmaz. Biz Karadenizliyiz. Horonsuz olamayız. Yaylalarımıza yani giden daha bir daha gelmek istiyor. Çok güzel. Göletimiz var. Şenliklerimiz var. Yöresel giysilerimizi giyiyoruz. Çiçek gibi her yer çiçek oluyor. Hep kadınlarımız çok güzel giyiniyorlar. Çok güzel. Sen bunları görmez mi? Bu nenelerimizden kalma beş damar. Bunlar yazlık, yöresel köylerde giyinen yazlık. Bunlar kaydan. Bunlara da biz yapıyoruz eleme. Bunu da annelerimiz yapıyor. Kendimiz tezgahta tokuruz bunları. Bunlar bordo mavi. Gururumuz Trabzonspor'un renkleri. Buna biz çember deriz, kendimiz oyalarız, tığla, pullarla öreriz bunu. Bunu ben kendim ördüm. Bu yelek, bunun köyde 2-3 kişi dikiyor, dikiş makinesi. Singer dikiş makinesiyle bunu dikerler.
Bunu da yine aynı makinede yaparlar. Böyle zıksak çizerler el emeği. Bu eteği de yine makineyle dikerler. Böyle püzgülü. Şu gel. Gel. Ne? 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 Şu gel. Şey, küçük olduğu için bunlar sevimli hayvanlar işte. Ben köylüyüm diye atma beni yabana. İnsan aşık olmaz mı böyle güzel çobana?